Thank mm -hmm. you. merhabalar Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Öncelikle bir kutu açılımı yapacağız. Çünkü Flakoni'den paketim geldi. Kendim sipariş ettim, aldım. Çünkü Douglas'ta fiyatları mukayese ettim. Şaka gibi Douglas yine de fazla. Flakoni'den normalde %30 indirimi kullanıyordum. %30 indirim kullanmadan bile fiyat Douglas'tan yine uygun, yine uygun, yine uygun. Yani bir şey alacağınız zaman fiyat mukayesesi mutlaka yapın hem de öyle böyle değil 20 euro fark var arada yok ya 30 euro falandı fark öyle böyle değil yani çünkü en son e, oyun evini izlediniz mi İzlemediniz değil mi niye izlemiyorsunuz ne kadar güzel bir video yaptım biliyor musunuz ama olmaz ki ya <laughs> İzleyin o videoyu çok keyifliydi sonrasında Köln'de alışveriş merkezinde gezdik falan böyle bir AVM'de. Ay bir de karacaları görmez miyim ben? Hii, fincanlar, mincanlar, şekerler. Kendimi yarı İstanbul'da hissetmez miyim? Ay ben bir mutluyum. Sonra bir sola baktım zen pırlanta. Allahu ekber dedim. <laughs> Sonra eşime döndüm dedim ki hadi aşkım dedim ya. Yap bir yiğitlik. Yok dedi o kadar yiğit değilim dedi. <laughs> dedim yap ya. Bir olurdu. olur. Dedim tam hayatım neyse ben parfümcüye giriyorum dedim. Rotayı parfümcüye çevirdim. Douglas'la Pipa'ya baktım. İstediğim parfümün fiyatları hemen fotoğraf çektim. Ve sonra Flakoni'deki fiyata baktım. Flakoni yine ucuz. İş teklif ettim kabul etmediler. <laughs> Bu kadar da açık açık söylüyorum yani. Dedim ki ben sizlerle alışveriş yapıp duruyorum. Yanına yemiş efendim. Yüz binlerle reklam yapıyorlarmış. Ben dedim sizinle yapmıyorum dedim gittim firmadan aldım çünkü 30 euro kârdayım yine de dediğim gibi hadi açalım şimdi evet açıyoruz evet. Flakoni hep bunu yapıyor böyle indirim 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 falan gönderiyor ve diyor <laughs> mutlu olan kadın sesi bu <laughs> o yüzden ama bu diyor benim değil biliyor musunuz eşime aldım hediye verirken de seven insanlardan sevinen Hı. insanlardanım. Diyor şu çalışmayı güzel yapmış. Tasarım güzel. Çok güzel. Evet indirimler veriyor böyle bazı firmalardan. Çok işe yarayan oluyor mu bilmiyorum. Ay teşekkür ederim kızım. Şimdi şöyle minik gelen test ürünleri Libre'yi Libre'yi çok beğeniyorum biliyorsunuz. Dördüncü kutuyu falan kullandım. Yani bu kadar parfüm videosu yaptığım halde hangi parfümü önerirsiniz diye soruyorsunuz. Parfümler videomu izlerseniz gerçekten oradan çok daha detaylı bilgilere ulaşırsınız. Çünkü böyle zor yani. Real Techniques fırçası, fırçası seti. Çünkü bunu almamdaki asıl sebep ve gaye ne biliyor musunuz? Şu fırça. Çünkü concealer e, sürmek için çok güzel. Diğerleri zaten işlevsel olarak e, bu setler güzel oluyor. Aslında gönül istiyordu ki travel set. Neden? Çünkü travel set biraz böyle küçük oluyor. Yani daha boyut olarak kısa oluyor. Ya bir şey söyleyeyim size. Şu elimdeki biliyor musunuz? Hadi önce onunla başlayayım sonra detaylara ineceğim. Şu görmüş olduğunuz Bizim burada DM'lerde şu anda indirim var Katris'te. Ben de çok severim Katris'i. İlk defa Katris'in bir ürününden ö oldum. Ya yani böyle bir rezillik yok. Gözüme sürdüm ya göz kapağımı yapıştırdı. Resmen uhu gibi bir şey yani. Hiç güzel bir performansı olmayan eyeliner, kahverengi renk. Şöyle simli de bir yapısı var. Yani yapısı, ya rengi, yapısı çok berbat. Yapışkan gibi. Yani sürsem göstersem anlayacaksınız ama gösterme gerek yok. Siz benim sözüme... <laughs> yani değil mi? Yani. Dediğim gibi fırça setim Real Techniques Brush'tan. Techniques. Kızların firması bu biliyorsunuz. Wow. Bir maskara aldım. Kiko'dan. Kiko'dan önceki yıllarda maskara çok kullanıyordum. Çünkü Dortmund'a gittiğimizde oradaki AVM'nin içinde Kiko vardı. Sonra Kiko'yu kaldırdılar. Kiko bir İtalyan markası. İtalyan markası ve paket tasarımları falan muhteşemdi. Şimdi geçenlerde aklıma geldi. internetten baktım. Ee, bunun lip glossları çok meşhurmuş. Hatta ben e, birkaç böyle Instagram'da hep karşıma geliyordu. Kiko olduğunu hiç bilmiyordum. Hızlı geçiyordum çünkü. Baktım onlar hiç kalmamışlar. Çok meşhur... E, dudak glosları ama yoktu. Hiç yoktu. Dediğim gibi Dortmund'daki AVM'nin içinde de Kiko kaldırılınca ben de Kiko'yu bir yerlerde göremez oldum. Şimdi işte geliyor geliyor Coach Koç Dreams. Hmm. Biliyorsunuz hiç abartıyı sevmem. Simler rimler. hiç sevmem yani. Hiç. Çok güzel. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir parfüm üretiyorlar, o kadar para veriyoruz. Şişe tasarımının güzel olması lazım bence. Ya da kendim artık hep böyle tasarım kart vesaire yaptığım için şimdi grafik tasarımcılar ve böyle kıyafet vesaire herhangi bir sanatsal tasarım yapanlar benim ne dediğimi A'dan Z'ye çok iyi anlıyorlardır. Siz de anlıyorsunuz tabii ki de. Yani iki tık daha emek ya hani şık Çünkü çok para veriyorsunuz ve dışı da yani niye dümdüz bir bardak gibi olsun şu şey bile ne kadar şık değil mi mesela dış, dış yüzeyinde birkaç tane böyle yapı var falan filan Neyse işte Hadi hemen açalım Parfümle ilgili bilgilerde şöyle yazıyor Aynen söyleyeceğim acı portakal Sulu armut kokusu gerçekten de aynen öyle yazıyor tanımadığım bir tane şey var burada Josua Josua ağacı Türkçesi yine Josua ağacı misk notaları var kaktüs çiçeği var ve bu gardenia hangi çiçek gardenia gardenia çiçeği e yine aynen öyle yazıyor. Yani böyle çiçekli çiçekli. Çok hoş bir parfüm. Çok güzel kokuyor gerçekten de. Ve moşus var içinde. Yani çok güzel bir parfüm. Denemenizi tavsiye ederim. İlk defa denedim ben. Daha önceden bu parfümü hiç kullanmadım. Hiç böyle favori parfümlerin arasında da yoktu ama bu AVM'de işte bazen görmediğiniz yerlerde bir şeyler olabiliyor ve gerçekten çok hoş kokuyor. Bu arada maskarayı unuttuğumu zannetmeyin gözden kaçırmadım. Long lasting uzun süre e, 24 saat boyunca kalanmış. Şunu hemen paketini de açalım şuradan. İnanır mısınız? 2 dakikadır açmaya çalışıyorum. Dönderdim dönderdim. Sonunda nereye geldi iş? Böyle açılıyor. <laughs> Şaka gibi ya. Şöyle. Hop. Oh. Artık nasıl bir netleme yapacak hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. İşte bu. Dombili plastik olmayan normal kıl fırçalar var. Artık etkisini daha sonraki yorumlarda göreceksiniz. O zaman söylerim nasıl olduğunu. Hatta şu arka zemin kullanayım bakayım bir de. Maskarayı şimdi alt kirpiklere denedim. Çünkü makyajlıyım şu anda göz yani kirpiklerimde var ama alt kirpiklerime sürdüm. Yani alt kirpiklerim yoka yakındır. Hani maskara sürdüğümde belli olur ve alt kirpiklerim var oldu şu anda. Yani gerçekten verdiği etki çok başarılı. Alt kirpik de böyle yapıyorsa üst kirpikleri düşünemiyorum. Maskara çok baba çıktı haberiniz olsun çok sağlam çıktı ama ufak bir abla uyarısı yapayım nacizane şöyle ki maskara aldığınızda e, kirpiklerde uzun süre kalıcı olduğu zaman çok dikkat edin çıkarıcı yıllara çok dikkat edin çünkü kirpiklerinizi dökmemesi lazım yani bu kirpikler 20 yıl daha 30 yıl daha sizlerle olacak o yüzden Göz makyajını çıkarırken çok nazik bir şekilde çıkartmaya önem gösterin yoksa kirpikleriniz dökülür. Maskara çok harika çıktı. Çok beğendim nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum efendim. Bayıldım. Ve işte yani bir erkek kokusu olarak savaş çok harika bir parfüm. Yani eşinize, partnerinize bir şey alacaksınız ama emin olamıyorsunuz parfüm kokusundan. Gözünüz kapalı bunu alın. Bunu, bunu beğenmeyen var mı acaba bilemiyorum. Muhteşem, harika bir parfüm. Fiyat çok yüksek ama değer. Yani buna of. Açıyorum. Hazır mısınız? Evet, açılış konuşması <laughs> şöyle. Çok başarılı çok güzel bir parfüm. Bir de iç tarısı şeyinde daha önceden bu var mıydı bilmiyorum. Bu arı figürü var mıydı acaba? Evet. Ya bazen işte Instagram'da bir şey paylaştığım zaman biraz her şey birbirine karışmış oluyor. Aldığım zaman orada paylaşım yaptım. Çok net hatırlıyorum bir video. Ama YouTube videosunun içine bunu koymuş muydum? Şimdi aslında laptopa dönüp de bakabilirim. Ama ona da eriniyorum. Ama şöyle hızlıdan bir göstereyim en azından. Catrice'den böyle bir far paleti aldım. Renkler muhteşem. Charlotte Tilbury. Charlotte Charlotte Tilbury ve e, ne diyeyim size? Tart vesaire resmen onlarla yarışır. Harika bir palet. Çok beğendim. Neyse şimdi bugün göz makyajımı yaparken elimin altındaydı. Elime geçmişken onu da göstereyim. Çok harika çıktı bu palet. Haberiniz olsun. Renk tonları, pigmentasyon. Very nice. Evet. Ne diyoruz? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Instagram'dan takip ediyorsanız lütfen lütfen oradan da beğenilerinizi yapın ve denk geldiniz ve öylesine denk geldiniz. Yani böyle geçiyordunuz da uğradığınız sayfaya diyelim ki lütfen arkadaşlarınızı da sayfamdan haberdar ediniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gününüz, haftalarınız, aylarınız hayırlı, huzurlu ve bereketli geçsin. Hoşçakalın.